Bir teslimiyet söz konusu mu, yoksa bu teslimiyeti sizler nasıl ifade edebilirsiniz? Aylin Hanım, sizden başlayalım. Şimdi teslimiyet, şimdi teslimiyet eğer kendimiz karar veremiyoruz manasında kullanılan bir kelime ise bu doğru değil. Hepimiz kendi kararlarımızı kendimiz alan insanlarız. Fakat hocamız dünyadaki benim gördüğüm ve bizim gördüğümüz en akıllı, en dürüst ve en kararlı insandır. O yüzden böyle bir insanın varlığı bizim için de büyük bir nimettir. Bütün dünya için de böyle bir büyük bir nimettir. Her kararı doğru, her söylediği doğru çıkan bir insanın varlığı, her konuda çözümleri mutlaka sonuca ulaşan bir insanın varlığı gerçekten çok önemli. O yüzden dünya için gerçekten çok önemli bir nimet. Hocamızın verdiği kararlar, hocamızın getirdiği çözümler, ki bunların çok büyük bir kısmı gerçekten uygulanıyor. Hocamızın söylemesinin akabinde bu güzel bu gelişmeler. Fakat o öyle bir insanın varlığı, o kadar değerli bir insanın varlığı, ilk gördüğüm andan beri ben bunu hocamızın gözlerinde hissetmiştim zaten. O etkileyicilik, o kararlılık, o Allah'a bağlılık dünyada birebir hiç kimse de görmedim şimdiye kadar. O yüzden gerçekten insanların hocamızı çok iyi görmeleri, çok iyi takdir edebilmeleri gerekiyor. Gerçekten çok akıllı bir insan. Evet. İstiyorum tabii ki. Sizin de yorumunuzu alalım. Hocamız bir kere hocamızın ismiyle, yani Adnan Oktar ismiyle birlikte adımın anılıyor olmasından onur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun. Benim için çok şerefli bir şey. Çünkü hocamız hayatımda tanıdığım, yeryüzünde yaşayan insanların içindeki en akıllı insan, en samimi, en dürüst insan olarak tanıyorum. Ve ilk gördüğüm, ilk tanıştığım andan itibaren dünyaya bakış açım çok değişti. Dünyaya başka bir perspektifle bakmaya başladım. Tarihi olayları değerlendirmem, sadece aktarılan yönleriyle değil, gerçek yönleriyle de görmeye başladım. Aynı zamanda Allah korkusunun, Allah sevgisinin ne demek olduğunu, Allah için sevmeyi, Allah için buğz etmeyi, insanları Allah'ın tecellisi olarak görüp herkese değer vermeyi hocamızın vesilesiyle öğrendim. Ve ilk tanıştığım günden itibaren Allah'a şükürler olsun ibadetlerimi çok titizlikle yerine getiriyorum. Ve hocamızın ilmi mücadelesi, Allah yolunda karşılaştığı bütün zorluklara rağmen hiçbir şekilde şevkine bir azalma olmadan her gün artarak kararlılığı göstermesinde tam örnek aldığım mükemmel bir insan. Allah'a şükürler olsun. Aynı zamanda da hocamız çok yakışıklıdır. Gerçekten dünya güzeli bir insan. İnsan bakmaya bile doyamıyor maşallah. Efendim tabii ki maşallah diyelim.